Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 3. sınıf matematik, konumuz kesirler. Kesirlerimiz verilmiş, pay ve paydalarını yazacağız ve kesirlerimizin okunuşlarını yazacağız. Bakalım kesirlerimizi nasıl ifade ediyoruz? Birinci örneğimize bakalım. Bir kesrimiz var, bir bütün. Bu bütün kaça bölünmüş? Önce onu bulalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir bütün kaça bölündüyse ona payda diyoruz. Kaça bölünmüş? Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye bölünmüş. Paydamız 7. 7 eşit parçaya bölünmüş. Peki payımız kaç? Kaç tanesi alınmış? Bize düşen pay kaç? Kaç tanesi taralı? 1, 2, 3. Boyalı kısımları sayıyoruz burada da. Payımız 1, 2, 3. Kesrimiz neymiş? 7'de 3. Bütün 7'ye bölünmüş. 3 parçası alınmış. Bunu nasıl ifade ediyoruz? 7'de 3 şeklinde ifade ediyoruz. 7'de 3. Payda 7, pay 3. Veya başka nasıl ifade edebiliriz? 3 bölü 7 şeklinde de ifade edebiliriz. İkinci kesrimize bakalım. Bir bütün kaça bölünmüş? Parçalarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eş parçaya bölünmüş. Payda 9. Payımız kaç? Kaç parçası boyanmış? 1, 2, 3, 4. Payımız 4. Bu kesri nasıl ifade ediyoruz? 9'da 4 şeklinde ifade ediyoruz. 9'da 4'ü boyanmış. 9 parçadan 4'ü boyanmış. Bir bütün 9 eş parçaya bölünmüş. 4 tanesi boyanmış. Sıradaki şeklimize bakalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölünmüş. Payda 6. Payımız kaç? 1, 2, 3, 4. 4 tanesi boyanmış. Pay. Bu bütün 6 eş parçaya bölünmüş. 4 tanesi boyanmış. Yani 6'da 4'ü boyanmış. 6'da 4. Sıradaki kesrimize bakalım. Sayalım kaç parçaya bölünmüş. Boyalı kısımları önce sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölünmüş. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2 tanesi boyanmış. Payda 6. 6 eş parçaya bölünmüş. 2 parçası boyanmış. Pay 2. 1, 2. Bu kesrimizi nasıl okuyoruz? Bunu da sizin okumanızı istiyorum. Yorumlara yazın. Bu kesri nasıl okuyoruz? Kesirlerle ilgili etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.